arkadaşlarımız, ben orada inşaat mühendisiyim. Kendileri ben yakından tanıyorum. Millet İttifakı'nın ortak paydaşları olarak karşımızdalar şu anda. Büyük ihtimalle düşünce ve duyguları hemen hemen aynı. Birinci de Cumhurbaşkanlığı seçimde ortak adaylar olması için belirlenen Kemal Kılıçdaroğlu'nun olarak ne yapalım? Daha sonra da parlamentoda çoğunluğu sağlayarak orada görev yapalım. Fakat bunun da yolu tabii ki oy almaktan geçiyor. Ben şunu sormak istiyorum. Kendileri zannedersem aday adayı olduktan sonra partinin de verdiği görevlerde içe içe mahalle mahalle dolaşıyorlar. Kalkın nabzını da tutuyorlar. Dolayısıyla bu aşamada şu anda kamuoyunda birçok firmanın bir yayınladığı araştırmalar var. Dedikleri her kadar içinde oranlar var. Parlamentoda da olmuştu. O oranlar var. Ben kendi kişisel hepsine de şunu sormak istiyorum. Kendi kişisel kanları olan dolaştıkları yerlerde görüştüğü vatandaşlarla görüştükleri noktalarda Millet İttifakı'nın ortak paylaştığı olarak parlamentoda çoğunluğu sağlamak ve Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı seçimde sonuçta şansları nedir? Bu konuda nasıl izlenebilir? Valla ben Denizli'nin hem ilçelerinde hem merkezde Millet İttifakı'nın her iki konuda açık ara önde olduğunu söyleyebilirim. Çünkü Denizli özellikle ekonomik krizden çok fazla etkilenen illerden birisi oldu. Gerek işçi nüfusu, gerek işveren nüfusu açısından. Krizin başladığı dönemden beri Cumhur İttifakı'nın oylarında ciddi bir düşüş söz konusu. Hatta şöyle söyleyeyim, mesela 2018 genel seçimleriyle 2019 yerel seçimleri arasında bile, o bir yıllık periyotta bile Cumhur İttifakı'nın oylarında 20 bin civarında bir düşüş söz konusu olmuş. Sadece 2018 ile 2019 arasında. Ben Denizli açısından bir şey görmüyorum. Hatta %60'a 40'lık bir oranı telaffuz edebilirim burada. Ama tabii bu Türkiye'de ne olacak, nasıl bir oran olacak? Ama hani bunun ilk seçimde, ilk birinci turda sonuçlanacağını düşünüyorum ve umut ediyorum. Büyük oranda da böyle gerçekleşeceğini biliyorum. Ama hani siz de biliyorsunuz ki anketler çok manipüle ediliyor. Kimin yaptırdığıyla ilgili anket sonucu çok değişkenlik arz ediyor. Benim elimde son kendi yaptığım henüz bir anket çalışması yok. Önümüzdeki haftalarda kendi adıma böyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Kendi adıma derken kendim bir anket firmasıyla bir çalışma yapmayı planlıyorum. Orada da biraz daha net sonuçlar görürüz. Yani ben Denizli'nin Millet İttifakı açısından bir şeyini görmüyorum. Yani %60'a 40'lık bir oranı bile söyleyebilirim. Yani Denizli %60 oranında Millet İttifakı'nın üstünlüğüyle bu yarışı sonuçlandı.